Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Crazy Bit. Korku oyunlarına hayranım. Hatta korku kategorisi hayatımın bir parçası oldu. Tam tamına 5 yıldır korku işleriyle uğraşıyorum. Ve bir yerlere geldiğimi ve bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum. Her neyse, konumuz bu değil. Bugün konumuz Poppy Playtime'ın hikayesi. Bu arada bir korku oyununu oynamadan, o korku hissini, aksiyonu yaşamadan herhangi bir hikaye videosu çekmem. O yüzden sizlere yanlış bir bilgi vermemek için oyunu Steam'den 10 TL'ye satın alarak birinci chapter'ını bitirdim. Ve video çekme kararı aldım. Daha önce çok önceden Sonic X'in hikayesini yapmıştım. Ve oldukça sevmiştiniz. Ve sıra buna geldi. Bu videoda kendi teorilerimizle hikayeyi az çok toparlamaya çalışacağız. Çünkü oyun yeni çıktığı için henüz net bir hikayesi yok. Oyun oldukça ürkütücü. Öncelikle ana karakterimiz ile başlayalım. Bizim peşimize düşen bir yaratık. Ama oyundaki hikaye FNAF'taki hikaye gibi değil. Yani Final Fantasy Freddy's'teki hikayeye benzemiyor. Final Fantasy Freddy's'in hikayesini biliyorsunuzdur. Oyuncakların bizimle bir geçmişi var. Ama bu oyundaki Woogie'nin herhangi bir şekilde bizimle geçmişi yok. Bu oyunun tam tamına hikayesi Outlast'a benziyor. Hani Outlast'ta bu akıl hastanesine kimse giremiyordu ya. Biz de Miles Upshur olarak buraya giriyorduk. Tam tamına bu hikayeye benzer. Terk edilmiş oyuncak fabrikasındayız. Ve bizi bekleyen intikam dolu oyuncaklar karşısında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Amacımız elektrik devrelerini kesmek. Yakalanmamak için elimizde çok uzağa uzanabilen iki çift el var. Bu uzanan eller belirli yerlerde çok işimize yarıyor. Fakat bu eller bizi o korkunç yaratıklardan kurtarmıyor. Asıl hikaye benim anlattığım kadarıyla, yani benim teorilerimle, burası lanetli, terk edilmiş bir oyuncak fabrikası. Zaten oyuncak üreten makineleri çalıştırmaya çalıştığımız bölümlerden, yani oyunun o bölümünden bunu anlamışsınızdır. Bu oyuncak fabrikası terk edilmiş. Burada kimse yok. Buraya kimse girmeye cesaret bile edemiyor. Şahsen ben olsam ben de girmek istemezdim. Çünkü bizi öldürmeye çalışan lanetli ve canlı oyuncaklar var. Kim böyle bir yere girmek ister ki? Şirin, korkutucu oyuncak hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında Woogie cansız. Hatta oyunun ilk başlarında heykel gibi cansız bir şekilde durduğunu görüyorsunuz. Peki niye canlanıyor? Bu terk edilmiş oyuncak fabrikasında, yani nasıl çalıştığını öğrenmek için bir takım görevler yapıyorsunuz. Fabrikada oyuncakların nasıl yapıldığını görmek için. İşte bu yaptığınız görevler Woogie'nin canlanmasını tetikliyor. Kısacası siz sistemi çalıştırırsanız eğer Woogie canlanır. Çünkü lanetli olduğu için. Normalde hiç kimse bu terk edilmiş oyuncak fabrikasına girmediği için Woogie hiçbir şekilde hareket edemiyor. Biz de burayı araştırmaya gelip onun terk edilmiş fabrikasında onu rahatsız ettiğimiz için işlerini bozuyoruz. O da bizi öldürüp yemeye çalışıyor. Daha doğrusu bizi öldürüp yiyor. Oyunun genel hikayesi bu. Bak, bu anlattıklarımı internette bulamazsınız. Sadece Steam'deki açıklamalarda bulabilirsiniz. Yani Steam'deki açıklamalarda da pek fazla bilgi vermiyorlar maalesef. Dediğim gibi oyun yeni çıktığı için kesin bir hikayesi yok. Ama oyunun tam hikayesi çıktığı zaman Poppy Playtime'ın tam hikayesi hakkında bir video yapacağım. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Çorba parası için katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sadece 5 lira. Tabii ki destek olmak isterseniz. Videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Hayatınızda başarılar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Final log. In relation, experiment 1006, the prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... Hey!